Bu videoda çözeltilerdeki çözünen konsantrasyonunu nasıl ifade edebileceğimizden bahsedeceğiz. Bunu yapmak için molarite terimini kullanırız. Molarite, bir çözeltideki çözünen maddenin mol sayısı bölü çözeltinin litre cinsinden hacmi olarak hesaplanır. İsterseniz hemen bir örnek yapabiliriz. Bu bir kap olsun. İçinde su olan bir kap. Suyun içinde sodyum sülfat çözündüreceğiz. Bu durumda sodyum sülfat çözünen su da çözücü olarak adlandırılır. Çözeltinin toplam hacmi 250 mililitre olsun. Küçük bir tekrar olması için çözücünün H2O yani su olduğunu da yazayım. Peki bu durumda elimizde 250 mililitre su mu var dersiniz? Tam olarak değil. Çünkü 250 mililitre su ve suyun içinde çözünmüş halde bulunan sodyum sülfatın toplam hacmi. Sodyum sülfatı da bu şekilde çizeyim. Ve sodyum sülfatın kütlesini de 35,5 gram olarak ele alalım. Sodyum sülfatın formülünü de yazıyorum. Evet. Sizce bu bilgileri kullanarak molariteyi hesaplayabilir miyiz? Formüle bakınca sodyum sülfatın kütlesi yerine mol sayısını bilmemiz gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz. Mol sayısını bulmak için molar kütleye bakmamız lazım. Bunu da periyodik tablo sayesinde yapabiliriz. Hızlanmak için ben size sodyum sülfatın molar kütlesinin ne olduğunu söyleyeceğim. 142,04 gram bölü mol. Ve şimdi hemen videoyu durdurun. Ve bu bilgileri kullanarak molariteyi kendi kendinize hesaplamayı deneyin. Evet, bu çözeltideki sodyum sülfatın molaritesini hesaplamayı denemenizi istiyorum. Birlikte yapalım mı? Öncelikle az önce de söylediğim gibi çözünen maddenin mol sayısını hesaplamamız lazım. Bunun için çözünen maddenin kütlesini alalım. Buraya yazayım. 35,5 gram sodyum sülfat. Mol sayısını bulmak için gramı buradan yok etmemiz lazım. Bizi ilgilendiren gram bölü mol değil, mol bölü gram. Çarpı diyorum. Her 1 mol sodyum sülfat için 142,04 gram sodyum sülfat var. Şimdi bu ikisi birbirini götürecek ve geriye mol sayısı kalacak. Evet. 35,5'i 142,04'e bölünce sodyum sülfatın mol sayısını bulmuş olacağız. Birazdan hesaplamalarımızı yapacağız. Yani 35,5'i alıp 142,04'e böleceğiz. Molariteyi bulmak için çözeltinin hacmini litre cinsinden yazmamız lazım. Pay kısmındaki işlemler mol sayısını bulmak için Çözeltinin litre cinsinden hacmine gelirsek 250 mililitre 0,250 litreye eşittir. Şimdi de sıra geldi hesap makinesinden yardım almaya. 35,5 bölü 142,04 işleminin sonucu buymuş. Bunu bir de 0,25'e böleceğiz. Sonuç olarak bunu elde ediyoruz. Anlamlı basamaklara bakalım. Burada 3, burada 1, 2, 3, 4, 5 var. Burada ise 3 tane olduğu için anlamlı basamağı 3 olarak alalım. O halde bu basamağı yuvarlayacağız. Bunu yapınca da sonuç 1,00 olur. Yazdıktan sonra bir de birimi hakkında konuşalım. Birim olarak molar kullanacağız. Molar büyük M harfi ile gösterilir ve molaritenin birimidir. Molaritede çözünen maddenin mol sayısı bölü litre cinsinden çözeltidir. İşte bu kadar.